Merhabalar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak çeşitli paneller düzenliyoruz. Değerli hocalarımızdan görüşler alıyoruz. Bu panelimizde Azerbaycan-Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini incelemek üzere, bu konulara değinmek üzere çok değerli bir hocamızı davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı, kabul ettiler. Ve hocamızdan değerli görüşlerini alacağız. Öncelikle ben hocamızla ilgili kısa bir biyografisini okumak isterim sizlere. Hocamız Doçent Doktor Elşen Bağırzade, iktisat alanında uzmanlığı doktorası var. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor hocamız. Ayrıca aynı zamanda üniversitede rektör müşaviri olarak da idari görevleri bulunuyor. Hocamız çok çeşitli ülkelerde bulunmuş. Türkiye'de, Almanya'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde hem çeşitli konularda araştırmalar yapmış hem de davetli misafir öğretim üyesi olarak dersler vermiş. Türkiye'de de Uludağ Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi büyük üniversitelerde araştırma yapmak üzere ve misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş. Hocamızın birçok değerli makalelerinin yanı sıra 4 tane kitabı bulunuyor. En son kitapları da Adalet Muratov hocamızla beraber kaleme aldıkları Azerbaycan İktisadiyatı isimli bir eser. Çok değerli katkılar vermişler Azerbaycan ekonomisi hakkında bu kitapta. Hocamızın çalışma ve ilgi alanları uluslararası ekonomi ve finans, ekonomik kalkınma, politik ekonomi, iktisat teorisi, iktisat tarihi, ekonomik büyüme, gölge ekonomisi, vergilendirme ekonomisi, yolsuzluk ekonomisi, beşeri sermaye ve eğitim ekonomisi. Çok çeşitli alanlarda çalışmaları bulunan çok yönlü bir hocamız Elşen Bağırzade hocamız. Sayın hocamız bugün bize hem Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerinin tarihsel gelişim aşamalarından bahsedecek ve iki ülke arasında ilişkilerin ticari, yatırım, iş gücü ve teknolojik boyutları, enerji ve ulaşım projelerindeki Türkiye ve Azerbaycan işbirliği, ekonomik ilişkilerin stratejik boyutları, bu boyutların bölgesel etkileri, son dönemde imzalanan Türkiye ve Azerbaycan arasındaki önemli anlaşmalardan biri olan Şuşa Beyannamesi'nin ekonomik boyutları, çeşitli ekonomik yaşanan, ister istemez yaşanan bazı sorunlar ve bu ekonomik ilişkilerin geleceğiyle ilgili çeşitli düşünce ve politika önerilerini bize paylaşacak hocamız. Hocam ben size söz veriyorum. Lütfen buyurunuz. Değerli katkılarınızı dinlemek üzere. Ben de teşekkür ediyorum Feriman Hanım. Bu önemli bir konuda beni davet ettiğiniz için. Türkiye, Azerbaycan ve ilk önce bütün Tekirdağ Üniversitesi çalışanlarına ve aynı zamanda öğrencilerimize de Bakü'den selamlarımı iletiyorum. Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkileri gerçekten de bizim çalışma alanlarımız içerisinde özel bir yere sahiptir. Her ne kadar bu alanda çeşitli araştırmalar yapılmış olsa da, çeşitli politika önlemleri alınmış olsa da gerçekten de gideceğimiz çok mesafe var bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda. Ama hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerine baktığımız zaman son 30 yıl içerisinde en fazla ikili ekonomik ilişkiler açısından diyorum, en fazla gelişmiş ilişkilerden olduğunu söyleyebilirim. Ben ilk önce değineceğim konuları sunum halinde sunmak istiyorum. Yani izninizle Buyurun hocam, bekliyoruz.
Görünüyor herhalde. Evet, görüyoruz hocam. Şimdi Azerbaycan-Türkiye ekonomik ilişkilerini ile ilgili konulara geçmeden önce kısaca olabilsin bazı öğrencilerimiz, bizi izleyenler Azerbaycan ekonomisi ve Türkiye ekonomisiyle ilgili bir karşılaştırma yapmak isterler. Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş cumhuriyet olarak aynı zamanda komşu ülkelerdi, bildiğiniz gibi haritada da gördüğünüz gibi. Ve Azerbaycan'ın yüz ölçümü gayri safi nüfus bilgileri, gayri safi yurt hasıla bilgileri, dış ticaret rakamlarını burada gösteriyorum. Ve gördüğünüz üzere Azerbaycan hem nüfus hem ekonomik büyüklük açısından Türkiye'ye kıyasladığımızda çok küçük bir ülke, çok küçük bir ekonomi. Ama haritadan da gördüğünüz gibi Azerbaycan Türkiye için hem de çok önemli, dış ekonomik ilişkiler açısından çok önemli bir ülke. Ve buradan baktığımızda bir nevi şöyle söyleyebiliriz. Türkiye Azerbaycan için batıya, gelişmiş dünyaya uzanan koldursa Azerbaycan'da Türkiye için bak bu Hazar'ın doğusunda Hazar'la başlayan çok büyük enerji ham madde bölgesine bir çıkıştır. Aynı zamanda büyük bir piyasaya bir çıkıştır Türkiye için. Bu bakımdan iki kardeş ülke, iki kardeş toplum olmakla birlikte de aynı zamanda bizim birliğimizi temellendiren hem de ekonomik temeller vardır. Onun için de bugüne kadarki ekonomik ilişkilerimizi hem de bizim bu yerleştiğimiz coğrafya belirlemektedir. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin tarihine geçmeden önce yani bu iki toplum aynı toplum. Bildiğiniz gibi 11-12. yüzyıllardan başlayarak Büyük Selçuklu Devleti'nin özellikle de oluştuğu dönemde artık hem Kafkasya'nın hem de Anadolu'nun önemli ölçüde Oğuz boyları tarafından meskunlaştırılmasını görüyoruz. Ve o dönemden bu döneme doğru yaklaşık 1000 yıldır her iki coğrafyada da bir milletin evlatları yaşamaktadır. Ve çeşitli dönemlerde farklı gelişme yolları olsa da genelde millet aynı olmuş ve ilişkileri de mümkün ölçüde geliştirme çabasında olmuştur ve bugün de bu ilişkiler hızla gelişmektedir. Azerbaycan Türkiye ekonomik ilişkilerinin 20. yüzyıldan itibaren ben kısaca bir bakmak istiyorum. Özellikle de son 30 yılını üzerinde duracağım. Bildiğiniz gibi 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. Yani Azerbaycan isimli ilk cumhuriyet, Azerbaycan isimli taşıdığı için 1918 yılında kuruldu ve bu cumhuriyetin kuruluşunda Osmanlı'nın büyük desteği ve çabaları olmuştur ve cumhuriyet kurulduktan sonra hem ticaret, hem eğitim, hem ulaştırma, savunma ve diğer alanlarda da ilişkiler ciddi bir şekilde geliştirilmeye çalışılmıştır. Kısa süre yaşadığından dolayı ama tarihimizde çok büyük izler bırakan bu cumhuriyet, Ruslar yani Rusya, Sovyetler tarafından işgal edildikten sonra ilişkiler o kadar gelişmişti ki Türkiye ile Azerbaycan arasında bir dönem Sovyetler bu ilişkileri koparmaktan çekindi. Yani belli bir dönem bu ilişkiler devam etti özellikle eğitim alanında. Ondan sonra yavaş yavaş Stalin döneminde artık bu ilişkilerin tamamen koptuğunu görüyoruz. Ve bu iki halk, bu iki kardeş toplum yaklaşık 70 yıl birbirinden ayrı yaşadı.
Ama kısa süreli belli ilişkiler oldu. Mesela 1967 yılında Başbakan Süleyman Demirel'in o zaman Sovyetlerle Türkiye arasında bir yakınlaşma vardı. Bakü ziyareti var. Yine 1969'da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın Bakü ziyaretleri var. Ve bir de 1980'li yıllarda artık bu Gorbaçov'un glasnost ve perestroika dediğimiz o politikaları çerçevesinde bazı açılımlar oldu. Özellikle de Türkiye ile Rusya'daki yani Sovyetler'deki Türk toplumlar arasında belli kültürel ilişkiler geliştirilmeye çalıştı. O zaman da bizim aramızda belli kültürel ilişkiler ortaya çıktı. Ama bütünlükte ekonomik ilişkiler düzeyine baktığımızda bu dönem içerisinde neredeyse hiç olmamıştır ve 1991 yılından itibaren Azerbaycan bağımsızlığını elde ettikten sonra Sovyetler Birliği çözüldükten ve Azerbaycan bağımsızlığını elde ettikten sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik ilişkiler hızla gelişmeye başlamıştır. Türkiye Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devlet olmuştur ve ilk ekonomik anlaşmada, ekonomiyle ilgili ilk anlaşmada 92 yılında imzalanmıştı. Ticaret ve ekonomi işbirliği anlaşmasıdır. Ve bununla da ilişkilerin her alanda, ekonominin her alanında ilişkilerin geliştirilmesi sürecine her iki ülke girmiştir. 94 yılında Azerbaycan petrol rezervlerinin çıkarılması ile ilgili uluslararası konsorsiyum anlaşması imzalanır. Ve buna biz asırın anlaşması değil, Azerbaycan ekonomisinin de bugün temelinde dayanandır bu anlaşma. Bütün bizim başarılarımızın da önemli ölçüde bu anlaşmaya bağlıdır. Ve bu anlaşmada Türkiye yerini alır. Düzdü burada Türkiye'nin çok büyük payı olmasa da yani bu anlaşmada. Ama yine de Türkiye'nin orada olması çok önemliydi. Özellikle jeopolitik ve jeoekonomik açıdan yaklaştığımızda. 96 yılından Türkiye-Azerbaycan arasında bir hükümet arası karma ekonomik ilişkiler komisyonu var ve bu komisyon çerçevesinde Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili konular görüşülür, çözümler getirilmeye çalışılır ve bu komisyon bugüne kadar da devam ediyor. 2010 yılından itibaren Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkilerin ve özellikle de ekonomik ilişkilerin stratejik boyuta yükseldiğini görüyoruz ve 2010 yılında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması imzalandı iki ülke arasında. Aynı zamanda Cumhurbaşkanları düzeyinde de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizması kurulur. Bu mekanizma kurulduktan sonra artık Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin o güne kadar kıyasladığımızda görülmemiş derecede geliştiğinin şahidi oluyoruz. Ve 2000 bütün bu anlaşmaların ve bütün bu çabaların sonucu 2020 yılında iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanır. Bu ekonomik ilişkiler derinleştirilmesi açısından çok önemli bir aşamaydı ve Karabağ olaylarını biliyorsunuz. Azerbaycan'ın 44 günlük zaferi ve Türkiye ile birlikte ortak tarihimiz dediğimiz bu Karabağ zaferi. Bak bu zaferden sonra ise Azerbaycan 2021 yılında Türkiye ile müttefiklik ilişkiler hakkında Şuşa beyannamesini imzalamıştır. Bu artık stratejik ilişkilerden artık müttefiklik ilişkilerine yükselmiştir Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkiler ve bu müttefiklik ilişkilerinde artık belli zorunlu kıldığı meseleler var. Onları da ben size önümüzdeki dakikalarda anlatacağım. Şimdi iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrine baktığımızda, bir analizini yapmaya çalıştığımızda genelde uluslararası iktisat metodolojisini kullanırsak iki ülke arasındaki ilişkilerin ticaret, yatırım, ondan sonra iş gücü hareketliliği, teknolojik boyutlarına, yani teknoloji transferi gibi boyutlarına geçmek istiyorum. Ekonomik ilişkilerde ticaret boyutuna baktığımızda
Şimdi bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaretin öne çıktığını görüyoruz. Yani ilk gelişmiş ekonomik ilişkilerimiz ticaret alanındadır. Ve burada hiç şüphesiz ki bavul ticaretinden tutun da yani ayrı ayrı firmalar düzeyinde, iş adamları düzeyinde yapılan geniş çaplı ticaret ilişkileri de var bu ilişkilerin içerisinde. Ve bütün bağımsızlık dönemi, Azerbaycan'ın bağımsızlık döneminde 91 yılından bu tarafa Azerbaycan'ın Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin hızla, ticari ilişkilerin hızla yükseldiğini görüyoruz. Belli dönemler, ekonomik krizler döneminde, özellikle Rusya'da 1998 yılındaki ekonomik krizi, ondan sonra 2008 dünya ekonomik krizi ve yine pandemi döneminde kısa dönemler, belli aksamalar olsa da ticarette bir azalma olsa da iki ülke arasında iki ticarette ama genelde yükselen bir trend izlemektedir ve son 5 yılın rakamlarını burada size sunuyorum. Son 5 yıldan da gördüğünüz gibi 2017'den bu tarafa yaklaşık neredeyse artık 2 kata yakın bir dış ticaret hacmi artmıştır ve bu rakamlarla ilgili de ben özellikle öğrencilerimizin bilmesini isterim. Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerinde ticaretin özellikle dış ticarette rakamlarda belli bir uyumsuzluk var. Özellikle de burada kayıt dışılığı olması, ondan sonra istatistiklerde noksanlardan gelerek çeşitli rakamlar var ve büyük çaplı. Onun için de ben genelde trading map'in rakamlarına önem verdim ve bu trading map rakamları artık gösteriyor ki 2021 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret 5,1 milyar dolardı ve bunun 2,8 milyar doları Azerbaycan'ın Türkiye'ye ihracatıdır veya Türkiye'nin Azerbaycan'a ithalatıdır. 2,3 milyar dolar ise Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatını teşkil etmektedir. 2020 yılında dediğim gibi iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanmış ve bu tercihli ticaret anlaşmasına baktığımızda 15 grup ürünü kapsamaktadır. Bu ürünlerde belli kotalar çerçevesinde gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Bu da yine ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir aşamadır ve bu ürün grubunun genişletilmesiyle ilgili de çalışmalar devam etmektedir. 2021 yılında Türkiye Azerbaycan'ın ithalatında ve ihracatında ikinci sırada yerini almıştı. Artık uzun dönemde Azerbaycan'ın hem ithalatında hem de ihracatında Azerbaycan'ın Türkiye ikinci sırada partner olarak. İhracatımızda birinci sırada İtalya'dır. Bildiğiniz gibi Azerbaycan petrolünün önemli kısmı doğuya batıya İtalyan limanlarından dahil olduğu için İtalya bizim ihracatımızda her zaman uzun zamandır birinci sırada olan ülkedir. İthalatımızda ise birinci sırada Rusya'dır. Bunun da nedenleri var. Ben onun da üzerinde duracağım ama ikinci sırada her zaman Türkiye kendini yerini korumuştur. Bazı dönemlerde birinci sıraya da yükseldiğini görüyoruz. Ama genelde ikinci sırada devam etmektedir. Türkiye'nin Azerbaycan'la dış ticaretinde en önemli boyutu Azerbaycan'dan ithal ettiği enerji ithalatıdır. Bugün Türkiye'nin yıllık doğal gaz ithalatının yaklaşık biliyorsunuz dörtte biri Azerbaycan'dan gerçekleştirilmektedir ve Azerbaycan Türkiye'nin toplam doğal gaz ithalatında Rusya'dan sonra ikinci sıradadır. Yani bu çok önemlidir özellikle de son ekonomik ilişkilere baktığımızda Ukrayna, Rusya, Batı ilişkilerine baktığımızda bu son krizden dolayı bunun çok önemli olduğunu söylemek istiyorum ve bildiğiniz gibi en son anlaşmayla Azerbaycan'ın Türkiye'ye ihracatını yaptığı 6 milyar metreküp doğal gazın 8 milyara çıkarılmasıyla ilgili bir anlaşma imzalandı. İki ülke arasında çok önemli bir hedef var ticaret hacmi açısından. 2023 yılında 15 milyar dolara çıkarmaya hedeflemişler. Şimdi ne kadar gerçeklik payı bunda ne kadar yani
Çünkü 2023 yılına da çok az bir zaman kaldı. Herhalde bir hedef olarak böyle bir hedef var. Artık birkaç yıl önce, pandemiden önce bu hedef koyulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, kuruluşunun 100. yılında Azerbaycan'la dış ticaretinin hacminin 15 milyar doları yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ve bununla ilgili de çalışmaların hızla devam ettiğini görüyoruz. Şimdi ticaretin yapısına baktığımızda, yani ithalat ve ihracatta hangi ürünlerde esasen ticaret yapılmaktadır? Sağ tarafta da gördüğünüz gibi ihracat, Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatında ve ithalatında ilk 10 ürün grubunu görüyorsunuz. Ve baktığımızda Türkiye'den Azerbaycan'a ihraç olan ürünler, ürün grupları arasında makineler, mekanik cihazlar, aletler, elektrikli makine, cihazlar, hava taşıtları, eczacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, motorlu kara taşıtları. Yani genelde sermaye ürünlerinin, yani yatırım ürünlerinin, teknoloji ağırlıklı ürünlerin Azerbaycan'a ihracatının olduğunu görüyoruz Türkiye'de. İthalatına baktığımızda ise işte mineral yakıtlar, yağlar, pamuk ipliği, pamuklu mensubat, alüminyum ve alüminyumdan eşya, plastikler ve mamulleri ve ithalatına da baktığımızda genelde Türkiye'nin Türkiye sanayisi için özellikle de önemli olan ham maddelerin ithalatını görüyoruz. Yani bir nevi bu iki ülkenin dış ticaretinde ekonomilerin birbirini tamamlamasının şahidi oluyoruz. Yani Azerbaycan kendi kalkınması için önemli olan teknoloji ağırlıklı özellikle de yatırım ürünlerini Türkiye'den ithal etmektedir. Türkiye'de yine kendi ekonomisi için önemli olan, sanayi için önemli olan ucuz ham maddeleri Azerbaycan'dan ithal etmeye çalışmaktadır. Ve bu da bir daha iki ekonominin birbirini ne kadar tamamladığını ve bu ilişkilerin her iki ekonominin gelişmesinde ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Ekonomik ilişkilerde dış ticaretin bir de bildiğiniz gibi hizmet boyutu var. Yani hizmet ticareti boyutu var ve burada Türkiye-Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerde özellikle müteahhitlik hizmetlerinin ve turizmin bir de eğitim ithalatının, ihracatının hizmetleri, ithalatının, ihracatının önemli olduğunu görüyoruz. Müteahhitlik hizmetlerine baktığımızda bugün açık şekilde, yani ben bunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Azerbaycan'da öyle bir prestijli inşaat projesi yok ki orada Türkiye'li müteahhitlerin imzası olması. En prestijli devlet için, ülke için en önemli inşaat projelerinde Türkiye'nin müteahhitler çalışmaktadır. Ve bugüne kadar bunlar yaklaşık 13 milyar dolarlık bir hizmet ihracatı yapmışlar Azerbaycan'a ve yaklaşık 360'dan fazla projede önemli yatırım, daha doğrusu inşaat projesinde yer almışlar. Son yıllarda Türkiye ile Azerbaycan firmalarının bu gibi projelerde ortak hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü artık gerçekten de Türkiye'lilerden özellikle Türkiye'li müteahhitlerinden çalışmanın sonucu olarak Azerbaycan firmaları da bu konuda önemli bir deneyim elde ettiler ve artık kendi projelerimizi Azerbaycanlı firmalar da üstlenebilir duruma geldi. Bunun için de artık önceleri projelerin daha fazla Türkiye'li firmalar yürütmekteyse artık şimdi ortak yürütüldüğünün de şahidi oluyoruz. Turizm hizmetleri önemlidir. 2021 yılındaki rakamlara baktığımızda, Türkiye'nin verdiği rakamlara baktığımızda, yani Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği rakamlara baktığımızda Azerbaycan'dan Türkiye'ye 470 binden fazla kişi Azerbaycan'dan Türkiye'yi ziyaret etmiştir. Bu Azerbaycan ekonomisinin ve nüfusunun boyutlarına baktığımızda, onunla kıyasladığımızda yeteri kadar büyük bir rakamdır. Hatta bu pandemiden dolayı bunun biraz azaldığını görüyoruz. Pandemi öncesi, yani 2019 yılında Azerbaycan'dan Türkiye'ye ziyaret edenlerin sayısı 901 binden fazla olmuştur. Ya bu artık
1 milyon kişinin artık Türkiye'yi her yıl ziyaret ettiğini görebiliyoruz ve bu da çok önemli yani Türkiye'nin turizmi açısından. Özellikle Azerbaycanlılar Türkiye'de tatil ve sağlık turizmine bakımından Türkiye'yi tercih etmektedirler. Ve yine baktığımızda Türkiye'lilerin de Azerbaycan'a gelişlerinde bir artım var. Azerbaycan ziyaretlerinde bir artım var. Pandemi öncesi rakam daha doğru, daha önemlidir ve Türkiye'lilerin pandemi öncesi 2019 yılında 316 binden fazla Türkiye'nin Azerbaycan'a ziyaret ettiğini görüyoruz ve bu son yıllar özellikle de vizelerin kaldırılması, kimliklerle gidiş geliş uygulamasına geçilmesi, vizesiz kalış süresinin uzatılması gibi uygulamalardan dolayı bu karşılıklı ziyaretlerin arttığını ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağını beklemekteyiz. Yani bunlar turizmde çok önemli rakamlardır. Yine ikinci önemli rakam, önemli boyut hizmet ticaretinde yüksek üretim. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Türk Cumhuriyetleri bağımsızlık elde ettikten sonra bu cumhuriyetlere yönelik çok önemli projeler yürütmeye başladı ve bunlardan birisi de Büyük Öğrenci Projesi'ydi. Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde 10 binden fazla öğrenci Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye davet ederek onların Türkiye'de yüksek üretim kurumlarına da eğitim görmesini sağlamaya çalıştı ve bunların da daha büyük pay Azerbaycan'da, daha fazla Azerbaycan'da davet edilmişti. Hem Büyük Öğrenci Projesi hem de sonradan çeşitli yollarla 10 binlerce, çeşitli rakamlar var, bazıları 110 bin söylüyor, bazıları 120 bin ama 10 binlerce söyleyebiliriz ki bugünleri Azerbaycan'da Türkiye mezunu var ve bunlar ekonominin her alanında önemli katkılar sunuyorlar. Özellikle de eğitim alanında, özellikle de sağlık alanında Türkiye mezunları Azerbaycan'da çok önemli bir yere sahipti. Bugün ise baktığımızda rakamlara Türkiye Yüksek Öğretim Kurumları'nda yaklaşık 23 binden fazla Azerbaycanlı eğitim almaktadır ve Suriyalılardan sonra Türkiye tarafının rakamlarına baktığımızda Suriyalılardan sonra en fazla Türkiye'de Yüksek Öğretim Kurumları'nda öğrenim gören ülke vatandaşları Azerbaycanlı. Yani Azerbaycan'dan olan öğrenciler. Türkiye'de yine Azerbaycan'ın yüksek üretimine de önemli paya sahipti Türkiye'li öğrenciler. Azerbaycan'da bugün toplam 7 bin civarında uluslararası öğrenci var ve bunların da %40'ı yaklaşık Türkiye'lidir, Türkiye'den gelen öğrenciler. Son dönemlerde özellikle Karabağ Savaşı'ndan sonra birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar olduğunu söylemişti. Bunlardan da en önemlilerinden birisi Türkiye-Azerbaycan Ortak Üniversitesi'nin kurulmasıydı. Bu konuda ciddi çalışmalar devam ediyor ve artık son aşamaya geldi. Yani bu yıl veya önümüzdeki yıl Ortak Üniversitesi'nin açılışının Azerbaycan'da şahit olacağız ve bu da yine her iki ülkenin yüksek üretim alanındaki ilişkilerinin ciddi bir şekilde geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Bu üniversite özellikle Azerbaycan'ın ihtiyaç duyduğu ve Türkiye'nin daha fazla önemli olduğu, yani rekabet gücü olduğu alanları kapsayacaktır. Tıp, mühendislik gibi alanları kapsayacağını göreceğiz. Yani bu bölümler olacak genelde üniversitede. İkinci yatırım boyutuna geldiğimizde, ekonomik ilişkilerin yatırım boyutuna geldiğimizde rakamlarla ilgili çok kesin elimizde veriler yok. Çünkü yatırımda bir kadar karışık bir durum var. Ortak yatırımlar var. Ondan sonra tamamlanmış yatırımlar var. Ondan sonra devam etmekte olan yatırımlar var. Yani bu rakamlar bir kadar yaklaşık rakamlardı ama resmi veriler.
resmi verilerdir. 2021 yılında Azerbaycan'da kayıtlı yaklaşık 4200 Türkiye'li şirket var. Bunların Azerbaycan ekonomisine en büyük katkısı nedir? En büyük katkısı Azerbaycan ekonomisinin petrol dışı alanlarının geliştirmesine hizmet etmeleridir. Bu çok önemli bir mesele. Azerbaycan'ın bugün petrol dışı alanlarla yabancı sermaye, yurt dışından gelen yatırımlar çok düşük düzeydedir ve Türkiye'li firmalar bu alanda liderlik etmektedirler. Bu da Azerbaycan'ın gelişmesi için çok önemli bir meseledir. TPAO'nun Türk Petrolları Anonim Şirketi'nin yine petrol ve doğalgaz sektöründe önemli yatırımları var. Türkiye'nin Azerbaycan'a yatırımları yaklaşık 12 milyar dolar civarındadır. Ve bu yatırımların daha da artacağını görüyoruz. Çünkü Karabağ'da çok büyük bir imar çalışmaları başladı ve bugüne kadar ben artık dün aldım bu verileri. İlgili bizim bakanlıktan Türkiye'li şirketler Karabağ'da 100'den fazla yatırım projesi sunmuşlar. Yani yatırım yapmak istiyorlar orada çeşitli sektörlerde. Azerbaycan'ın da aslında Türkiye'ye çok önemli yatırımları var. 2000'den fazla şirket var. Azerbaycan kaynaklı, Azerbaycan menşeli şirket var. Türkiye'de faaliyet göstermekte. Ve Sokar'ın en büyük yatırımları Sokar tarafından yapılıyor. Sokar Türkiye özellikle. İzmir'deki Petkim ve Petkim'i biliyorsunuz. Yani Türkiye'nin önemli petrokimya sanayisinin çok önemli bir kuruluşu da onun Sokar'ın onun hisselerini Sokar satın aldı ve bu şirket Sokar tarafından yönetilmektedir. Bir yine onun Star rafinerisi yanı başında büyük bir Star rafinerisi çalışmaları projesi yürütüldü. TANAP yapıldı ve tüm bu projelere yaklaşık 20 milyar dolara kadar yatırım yapmış. Yani gördüğünüz gibi aslında Azerbaycan'ın Türkiye'deki yatırımları Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarından daha fazladır. Yani şey olarak rakam olarak. Bir de bu rakamlarla ilgili kesin bilgiler yok ama her yıl Türkiye'de bu veriler açıklandığında Türkiye'de en fazla gayrimenkul alan ülke vatandaşları içerisinde Azerbaycanlılar her zaman ilk beşte olur. Yani ya biri ya ikinci sırada olur ya ikinci sırada olur. Bu alanda da çok önemli bir yatırımın olduğunu biliyoruz ama ne kadar bir yatırım var. Onunla ilgili resmi verilere ulaşmak resmi veriler yok. Biraz da ulaşmak lazım yani. Onun için de ama bunun çok önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İş gücü hareketliliği çok kısıtlıdır. Yani ekonomik ilişkilerin iş gücü boyutuna baktığımızda çok kısıtlıdır. Çeşitli engeller var. Bunlar devam ediyor. Genelde nahsip anlamda Türkiye'ye iş gücü ihracatı var. Yani özellikle de Türkiye'nin kayıt dışı sektörlerinde bunların daha fazla çalıştığını görüyoruz. Yine Türkiye'den Azerbaycan'a daha fazla serbest meslek sahibi ve kendi işini kuran Türkiye'lilerin geldiğini görüyoruz. Onların istihdamı var, daha yaygındır. Son yıllarda Türkiye'li menajerlerin istihdamı artmıştır. Özellikle de Azerbaycan'daki petrol dışı alanlardaki şirketlerin yönetiminde yer almaktadırlar. Bütünlükte baktığımızda bağımsızlık döneminde Azerbaycan'dan daha fazla Türkiye'ye beyin göçü oldu. Yani 90'lı yıllarda özellikle de burada düşük maaşlar olduğu zaman Azerbaycan'ın ekonomik durumu zor ekonomik durumunda buradan çeşitli sanatçılar, bilim adamları özellikle matematik, güzel sanatlar alanında çoğu kişi Batı'ya doğru gitti ve bunların önemli kısmı Türkiye'de. Bugünlerde Türkiye'de neredeyse siz de daha iyi bilirsiniz. Öyle bir üniversite yok ki onların diye ki mesela konservatuvarında bir Azerbaycanlı öğretim üyesini görmeyesi. Bunların çoğu bu bağımsızlık döneminde buradan Türkiye'ye gittiler ve orada yine kardeş ülkenin ekonomisine gelişimine katkı sağlamaktadır. İki ülke arasında çok önemli projeler var ve bu projeler enerji ve özellikle ulaşım alanlarını kapsıyor ve bunlar hem
iki ülkenin ekonomisine hizmet etmekle yanaşı, hem de bütünlükte bölgesel çapta, yani bölge ekonomilerine önemli katkılar sağlıyor. Özellikle de Gürcistan ekonomisini ben burada özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu projelerin çoğu Gürcistan üzerinden yürütülmüş projelerdir. Bunlar çok önemlidir. Ve bir nevi Azerbaycan'ın bağımsızlığı, Azerbaycan'ın enerji kaynaklarının güvenli bir şekilde dünya piyasalarına ulaştırılmasında Türkiye'nin, Türkiye coğrafyasının çok önemli ölçüde yararlanmıştır bu projelerle. Ve bu projeler artık Hazar Denizi ile, diyelim ki Karadeniz'in, Hazar Denizi ile Akdeniz'in hem de birbirine bağlanmasını, fiziksel olarak birbirine bağlanmasını sağlamış projelerdir. İşte Bakü Kibrit Ceyhan petrol boru hattı var. Bildiğiniz gibi Azerbaycan esas petrol ihracatı. Bu boru hattıyla taşınmaktadır. Yine doğal gaz boru hattına baktığımızda Güney Kafkasya, bu yeşilde gördüğünüz Güney Kafkasya boru hattıdır. Onunla yine devamı TANAP'tır. Trans-Anadolu doğal gaz boru hattı. Bu da yine Türkiye'den. Ve yine TAP'la Trans-Adriyatik boru hattıyla da Avrupa'ya taşınmaktadır Azerbaycan doğalgaz. Burada yaklaşık bir 16-17 milyar metreküp Azerbaycan'ın doğalgazı ihracatı var ve bunun da 6-8 milyar metreküp Türkiye'ye satılıyor. Yani bu boru hatları yani Eskişehir'de, Eskişehir yakınlarında Türkiye'nin doğalgaz şebekesine dahil olur ve oradan 6-8 milyar metreküp her yıl Türkiye'ye Azerbaycan doğalgaz satışı gerçekleştirir ve geri kalanı da Avrupa'ya satılmaktadır. Ve bu da çok önemli bir projedir ve en önemli projelerimizden biri de Bakü. Buyurun hocam. Şimdi Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilerde bu enerji ve ulaşım projelerinin çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bunlar hem Azerbaycan ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonu açısından hem de Türkiye'nin Azerbaycan'la bağlantılarının sağlama alınması ve aynı zamanda Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve diğer cumhuriyetlere uzanması, onlarla bağ kurması açısından çok önemli projelerdi ve aynı zamanda bu bölgede barışın sağlanması, dünya güçlerinin bu bölgede yani Güney Kafkasya'da ki dünyadaki o önemli ekonomik güçlerin o maraklarının da bu bölgede olan ilgilerinin de bir dengelenmesi açısından önemli projeler olmuştur. Onun için de bu projelerin hele uzun zaman her iki ülkenin ve bölge ekonomilerinin gelişimine katkı sağlayacağı inancındayız ve diğer bundan sonraki bölgesel projelerde özellikle ben bunların Trans-Hazar boyutuna değineceğim. Bu projelerin bir nevi devamı niteliği taşıyacaktır. Şimdi ekonomik ilişkilerimizin 2021 yılında imzalanan Şuşa Beyannamesi'yle tamamen farklı bir boyut aldığını söyledik. Şuşa Beyannamesi Türkiye ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir müttefiklik ilişkilerini kendinde barındıran bir belgedir ve burada her alanda askeri alan olsun, politik olsun, ekonomi özellikle de ekonomi alanında çok önemli meseleler var. Yani burada da işin felsefesi nedir? Yani eğer siz iki müttefik ülkeysinizse siz tekse birbirinize askeri yardım sağlamakla bu işi götüremezsiniz. Aynı zamanda hem her iki ülkenin hem ekonomik olarak hem de toplumsal olarak toplumsal gelişimine de katkı sağlayacaksınız. Yani birbirinizi her alanda güçlü kılacaksınız ki o müttefiklik ilişkileri yürüyebilsin. Yani yarın öbür gün birbirimize ihtiyacımız olan da
birbirimize yardım edebilecek düzeye gelen. Onun için de burada ekonomik ilişkiler de çok önemliydi. Yani çok sayıda ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili maddeler var Şuşa Beyannamesi'nde ve bu maddeler bundan sonra Azerbaycan'ın Türkiye ile ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli alanlar olacaktır. Yani bu özellikle mesela burada nelere değinilmiştir? İki ülkenin ekonomik olanaklarının birleştirilmesi, Kafkasya'da ekonomik ilişkilerin ve ulaştırma sistemlerinin yeniden inşası, özellikle bu Karabağ işgaline son verilmesinden sonra bildiğiniz gibi bugüne kadar Türkiye'nin Azerbaycan topraklarının işgalinden dolayı Ermenistan'la sınırları kapalı. Ermenistan'la sınırlarımız kapalı olduğundan dolayı Azerbaycan Türkiye ile İran üzerinden ve Gürcistan üzerinden ilişki kurmaktadır. Yani bunların gelecekte artık önemli bir kısmı Ermenistan üzerinden en kısa yoldan, en güvenli hatta diyebileceğimiz, çünkü burada Nahçıvan var, 40 kilometrelik bir Ermenistan Zengezur koridorundan giderek Türkiye'nin Azerbaycan'a ulaşması çok kolay bir hale gelecektir. Ve bununla ilgili ben değinsem, bu Türkiye'nin doğu bölgelerinin, o geri kalmış, özellikle ekonomik olarak geri kalmış doğu bölgelerinin gelişmesinde de bu projelerin önemli rol olacaktır, önemli katkısı olacak. Nahçıvan'ın izolasyonunun kaldırılması var bu beyannamede. Bununla ilgili çalışmalar var. Karabağ'ın ortak yeniden inşası. Buna artık biz başladık. Yani Karabağ'ın bu günleri bizim Cumhurbaşkanı da bunu ilan etti. Karabağ'ın inşasında o ülkelerin şirketleri esasen yer alacaktı. İlk sırada yer alacaktı. O ülkeler Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'nda 44 günlük Vatan Savaşı'nda Azerbaycan'ın yanında olmuş ülkelerdi. Bunların da 5-3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 -
pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Yani böyle diyelim. Ve bütün projelerde bugüne kadar yürütülen bütün projelerde Türkiye şirketleri en önemli çalışmaları yapmaktadırlar. Karşılıklı teknoloji değişimi, savunma sanayilerin koordineyle birlikte geliştirilmesi, üretim ve ihracatın çeşitlendirilmesi, bu özellikle Azerbaycan ekonomisi açısından önemli. Çünkü Azerbaycan ekonomisi genelde petrol ve doğal gaza bağlı bir ekonomidir. Ekonomi hem gayri safi milli hasılada hem de özellikle ihracatımızda, ihracatımızın yaklaşık %90'ı petrol, doğal gaz ve onların ürünlerinden teşkil edilmektedir. Ve bu da çok önemli bir sıkıntıdır Azerbaycan ekonomisi açısından özellikle. Ortak üretim ve yatırım faaliyetlerinin geliştirilmesi, malların hareket serbestliğinin sağlanması, Güney Kafkasya'da doğal gaz koridorunun, Doğu Batı ve Orta Koridorun rekabet gücünün geliştirilmesi kimi konular yer almakta. Zengezur koridorunu bahsettim. Yani Zengezur'la ilgili şimdi bu Ermenistan'la olan ateşkes anlaşmasında Ermenistan'ın bu koridorun açılması ile ilgili bir taahhüdü var ama hala bu süreç tamamlanmadı. Yani Ermenistan hala belli sıkıntılar çıkarmaktadır bu konuyla ilgili. Ama bu koridorun hem Rusya'nın imza attığı hem Azerbaycan'ın hem de Ermenistan'ın imza attığı o bildirgede, o beyannamede bu koridorun açılacağı öngörülmekte. Bu koridor açılırsa Azerbaycan'la Nahçıvan arasındaki bağlantı sağlanmış olur. Nahçıvan üzerinden Türkiye'nin bağlantısı sağlanmış olur. Türkiye'nin Azerbaycan'a en kısa yoldan ulaşımı gerçekleştirilmiş olur. Karabağ'ın imarında Türkiye'nin daha aktif yer alması sağlanmış olur. Çünkü artık Nahçıvan, Türkiye, Iğdır, Nahçıvan artık 40 kilometre Zengezur koridorunu geçtikten sonra da Karabağ başlıyor. Yani Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi başlıyor. Bu Türkiye açısından, Azerbaycan açısından çok önemli bir meseledir. Şimdi biz buna alternatif baktık ki bu Ermenistan'da işler uzuyor. Alternatif olarak İran üzerinden bir yol çekeceğiz. Yani İran üzerinden olacak Zengezur koridoruna paralel olarak ama Zengezur koridorunun olması da daha önemlidir ve her iki ülkenin bu konuda
ortak adımlar atmaktadır ve umudumuz artık önümüzdeki yıllarda Ermenistan'ın da bu konuda olumlu yaklaşarak ve en azından da kendi ekonomisinin geleceğini, kendi toplumunun geleceğini düşünerek bu süreçleri hızlandıracağını düşünüyorum. Eğer dediğim gibi dış etkiler, özellikle diaspora vesaire etkileri olmazsa. Çünkü bildiğiniz gibi Ermenistan'ın bu konularda ciddi bir şekilde diasporadan aslı bir ülkedir. Ve yine Batı'daki bazı güçlerin bu konularda etkisi var. Ama umut ediyoruz ki böyle devam ederse oradan da olumlu sinyaller alıyoruz. Ermenistan'la bu zenginlik koridorunu gerçekleştirebileceğiz. Nahçıvan üzerinden iki ülke arasındaki bağlantılar tamamlanacak. Yine terörün finansmanı, kara para aklama, insan kaçakçılığı konularında bunlara karşı ortak mücadele meseleleri yer alır. Ve en önemli meselelerden biri de bu Şuşa beyannamesinde vatandaşların her iki ülkede karşılıklı yaşama hukukunun sağlanması. Yani bu çok önemlidir. Yani Azerbaycanlıların Türkiye'de, Türkiye'lerin Azerbaycan'da yaşama hukukunun temin edilmesi, sağlanması. Ve bu meseleye yönelik artık belli adımlar atılmıştır. Bildiğiniz gibi Azerbaycan'da Türkiye'ye gelenlerin oturum süresi, yani vizesiz oturum süresi artık 90 güne çıkarılmış ve bunun daha da uzatılması ve tamamen hatta ortadan kaldırılması ile ilgili de çalışmalar devam etmektedir. İkili ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor dedik. Bundan sonra daha da gelişecek dedik. Ama burada da bir sıra daha da gelişmesi için bir sıra temel sorunlar var. Yani ekonomik ilişkilerin karşısında önemli engeller var. Çünkü bu engellerin de zamanla aşılabileceğini, aşılabilecek sorunlar olduğunu düşünüyoruz. Dört grup ekonomik ilişkilerin önünde dört grup engeli çok önemli buluyorum. Birincisi bu altyapı eksiklikleri. Burada hem yasal altyapı var hem de diğer fiziksel altyapı bahsettiğim özellikle Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaştırma alanındaki sıkıntılardı ve burada yine de Azerbaycan'ın mali sektörünün özellikle finansal piyasaların gelişmemesinden dolayı sıkıntı var. Yani Türkiye ile ilişkilerinde bunu görebiliyoruz. Özellikle de Türkiye'nin büyük sermayesinin Azerbaycan'a gelememesi, büyük şirketlerin Azerbaycan'a gelememesi önünde bu önemli bir engel. Yani finansal piyasaların gelişmemesi konusu, saydamlığın ondan sonra diğer standartların tam şekilde oturmamasından dolayı bu sıkıntıları var. İkincisi taklit mal ve haksız rekabet. Yani Azerbaycan ekonomisinde maalesef bu sıkıntılar var. Özellikle de Türkiye kaynaklı ürünlerin Çin'de ve diğer ülkelerde taklidinin yapılarak Azerbaycan piyasasına getirilmesi bu yine önemli sıkıntıdır. Nakliye maliyetlerinin yüksek olması hala önemli sıkıntı olarak karşımızda duruyor. Bildiğiniz gibi Azerbaycan'a gelen mallar, Türkiye'den Azerbaycan'a gelen mallar Gürcistan ve İran üzerinden gelir. Bunlarda da çok ciddi zaman zaman sıkıntılar olur. Bunlar yine nakliye maliyetleri yükselten faktörlerdi. Bir de en önemli mesele hem Azerbaycan'ın Türkiye'de hem de Türkiye'nin Azerbaycan'da diğer ülkelere göre dezavantajlı duruma düşmesi. Mesela Azerbaycan'da ne bir durum? Azerbaycan bağımsız devletler topluluğu ülkeleriyle Rusya başta olmak üzere hepsiyle serbest ticaret anlaşması imzalamış. Yani Rusya kaynaklı, Kazakistan kaynaklı, menşeli bütün mal var Azerbaycan'a gümrüksüz dahil olur. Ve bu Türkiye'den gelen malların Azerbaycan'da rekabet gücünü düşüren bir faktördür. Özellikle de Rusya'dan gelen mallar karşısında. Yani bu konuda çok ciddi bir sorun var. Önümüzdeki yıllarda eğer mümkün olursa ben zaten önerim de odur. Yani Türkiye ile de bir serbest ticaret anlaşması imzalayarak veya tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını geliştirerek bu sorunu önemli ölçüde aşabiliriz. Yine de aynı durum Azerbaycan için de geçerlidir. Türkiye piyasasında çünkü Türkiye'nin Avrupa ile serbest ticaret anlaşması var ve yine çok sayıda
daha doğrusu Avrupa ile Gümrük Birliği'ndedir. Çok sayıda serbest ticaret anlaşması var, tenzili ticaret anlaşması var ve birçok üründe de yine Azerbaycan, Türkiye piyasasında diğer ülkelerle kıyaslandığında dezavantajlı durumda. Yani bu ticaret ilişkilerin karşısındaki önemli engellerden biri olarak duruyor. Geleceğe baktığımızda, ekonomik ilişkilerin geleceğine baktığımızda Karabağ'ın imarı ve Şuşa beyannamesinin ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin zorunlu olduğunu söyleyebiliriz. Demin de söyledim. Artık bu ilişkiler eğer müttefiklik ilişkileri düzeyine yükseliyorsa artık bizim ekonomik olarak birbirimizle bir nevi kenetlenmemiz gerekir. Yani ekonomilerin tamamen birbirine entegre olması gerekir. Ve güçlü bir ekonomiye sahip olmayan Türkiye'nin, güçlü bir ekonomiye sahip olmayan Azerbaycan'ın yarın birbirine müttefiklik ilişkilerini devam ettirmesi de zor olacaktır. Onun için de biz birbirimizin ekonomisini güçlendirme yönünde de çok ciddi çalışmalar yapmak zorundayız. Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuştur bildiğiniz gibi. Ortakları Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, sonradan Özbekistan da buraya ilave edildi. Bir Türkmenistan şimdi gözlemci üyedir. Yani onun da önümüzdeki yıllarda katılırsa bu süreç tamamlanacaktır. Bu çok önemli bir kuruluştur. Ama bu kuruluşta hala bu kuruluştaki çerçevesinde ilişkilerimizin ekonomik boyutu çok zayıf kalmaktadır. Özellikle bu teşkilat çerçevesinde birçok taraflı anlaşmalar imzalanarak hem Azerbaycan-Türkiye arasındaki ilişkileri hem de diğer Türk Cumhuriyetleri ile ilişkileri geliştirmek mümkün olabilir. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması yerinde bir adım olur ama dediğim gibi buna da belli bir hazırlıklar yapılması lazım. Azerbaycan'ın da buna bir hazır olması lazım, belli çalışmalar yürütülmesi lazım. Ve ona kadar tercihli ticaret anlaşmasının kapsamını yavaş yavaş genişlendirmek zorunlu olacaktır. Azerbaycan'la Türkiye arasında yatırımları geliştirmek için ortak yatırım fonlarının kurulması önemlidir. Ve en önemli mesele dediğim gibi Türkiye'den büyük sermayenin süreci dahil edilmesi. Bugüne kadar Azerbaycan'a gelen Türkiye'li yatırımcılar genelde esnaftır. Yani bildiğimiz esnaftır, küçük sermaye gruplardır ve bunların da Azerbaycan'daki ekonomik faaliyetleri genelde doğrudur, katkıları var ama genelde devamlı olamıyor. Yani bu ekonomik faaliyetler, bu yatırımlar sürekli özellik taşımıyor ve ekonomiye de potansiyel katkılarla kıyasladığımızda çok düşük kalıyor yani katkılar. Mesela Türkiye'nin büyük sermayesi Azerbaycan piyasasına dahil olursa buraya hem teknoloji gelir hem de ilişkiler daha sağlam, daha sürdürülebilir olur diye düşünüyorum ve bugüne kadar da bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var. Türkiye'nin o büyük holdinglerinin Azerbaycan'da yatırımları neredeyse yok düzeyinde. Yeni yeni başladı bazı çalışmalar ve bu alanda ciddi işler görülmesi gerekiyor. İş gücü hareketliliği mümkün ölçüde önünün açılması gerekmektedir. Ben özellikle düşünüyorum ilk etapta bilim adamlarıdır, sanatçılardır vesaire bunların Türkiye'de gidiş gelişleri, oturum izinleri vesaire bunların hepsinin ortadan kaldırılması gerekir. Yani bilim adamları özellikle mesela Türkiye'de bir üniversitede çalışmaya geliyorsa davetli bir misafir öğretim üyesi ise buna böyle sınırların konulmasının bir anlamı yok diye düşünüyorum. 30 günün doldu ya bir çıkış yapman gerekir veya 90 günün doldu bir çıkış yapman gerekir. Yavaş yavaş bunlardan başlayarak bilim adamları, sanatçılar, sporcular, ondan sonra iş adamları bunlar yavaş yavaş artık ortadan kaldırmak lazım. İş gücü hareketli çünkü olmazsa ekonomik ilişkileri ciddi bir şekilde geliştirmek zor olacaktır diye düşünüyorum. Zengezur koridoruyla ilgili çalışmalarla bahsettim. Özellikle Nahçıvan Karabağ'da Türkiye'nin de katkılarıyla ortak serbest bölgeler oluşturulabilir. Bu serbest bölgelere İran da dahil edilir. Önümüzdeki yıllarda Ermenistan'ın,
Rusya'nın yanı diğer Gürcistan'ın bölge ülkelerini de dahil ederek bu serbest bölgelerle ticari bölgeler olabilir, teknoloji geliştirme bölgeleri olabilir. Bunlarla yine bölgesel ekonomilere çok ciddi katkılar sağlanabilir. Kafkasya'da çok taraflı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önemlidir. Özellikle de Ermenistan'la da olumlu adımlar atıldıktan sonra Ermenistan'la Türkiye arasındaki sınır sorununun çözülmesi, özellikle de sınırlar atıldıktan sonra Ermenistan'da Türkiye ve Azerbaycan şirketlerinin ortaklaşa yapacakları çok işler var. Yani bu önemli bir destektir. Ve bu ortak yatırım projelerini tekse Ermenistan bölge ülkeleriyle değil, diğer ülkelere de taşımak gerekiyor. Çünkü Türkiye firmalarının Orta Doğu'da, Avrupa'da yatırım yapmak konusunda, orada çalışmak konusunda önemli deneyimleri var. Azerbaycanlı firmaların, Azerbaycanlı iş adamlarında bağımsız devletler topluluğu çerçevesinde, eski Sovyetler coğrafyasında çok önemli bir deneyim var. Bu deneyimler birleştirilerek üçüncü ülkelerde çok önemli yatırımlar yapılabilir. Bu ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de güçlenmesi demektir. Ve en önemlisi Trans-Hazar projeleri. Bildiğiniz gibi Azerbaycan Türkiye ile beraber Hazar'ın sahiline demir yolları, yani Bakü-Tbilisi-Kars demir yolu yapılmakla Azerbaycan'ın demir yolları Türkiye'nin demir yollarıyla birleştirilir. Aynı zamanda Bakü-Tbilisi-Ceyhan, Bakü-Tbilisi-Erzurum ve yine Güney Kafkasya doğalgaz boru hattıyla TANAP'la Azerbaycan'ın doğalgaz şebekesine yine Türkiye'nin doğalgaz şebekesine entegre edilir. Şimdi bizim Hazar Denizi'nin doğusunda kardeş cumhuriyetlerin çok önemli potansiyelleri var. Mesela Türkmenistan'ın gazı var. Yani dünyada ilk sıralarda gaz, doğal gaz potansiyel olan doğal gaz rezervlerine sahip ülkedir. Bu doğal gazını genelde Rusya üzerinden dünya piyasalarına çıkarıyor ve çok da düşük, yani Rusya'da genelde mesela dünya doğal gazın dünya piyasalarındaki mevcut fiyatının altında fiyatla Rusya'ya bunları satıyor. Ve önümüzdeki yıllarda Türkmenistan'la Azerbaycan arasında bir Trans-Hazar gaz boru hattı yapılmış olursa artık Azerbaycan'ın boru hatlarıyla Türkiye üzerinden rahatlıkla Türkmenistan batıya kendi doğal gazını taşıyabilir düzeye gelecektir. Aynı zamanda bu Kazakistan'a da ait. Bildiğiniz gibi bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra Ukrayna Savaşı sürecinde Kazakistan bu sıkıntıyı yaşadı. Yani Kazakistan'ın da petrolü Rusya üzerinden dünya piyasalarına satılır. Orada bir sıkıntı ortaya çıktı ve Kazakistan'ın petrol ihracatında ciddi bir durma söz konusu oldu. Ve önümüzdeki yıllarda Kazakistan'la da bir denizin altından bir Trans-Hazar petrol boru hattıyla onu da yine Bakü'deki Azerbaycan Bakü Ceyhan'a bağlayarak önümüzdeki yıllarda gelecek perspektifte Kazakistan'da Azerbaycan ve Türkiye üzerinden kendi petrollerini güvenli bir şekilde kendi petrol rezervlerini dünya piyasasına pazarlayabilir. Burada Batı'nın da bu konuda Batı'nın da tavrı olumludur. Yani Batı da bu projeleri destekliyor. Sadece bu belli. Ben düşünüyorum ki artık Rusya ile olan durum önümüzdeki yıllarda bu projelerin de hızlandırılması ile ilgili çalışmaların şahidi olacağız. Özellikle de Rusya petrolünden, Rusya doğal gazından yan kesmek isteyen, Rusya doğal gazından ve petrolünden kurtulmak isteyen Batı'nın bu projelere ilgisinin artacağını düşünüyorum. Ve bu Trans-Hazar sadece doğalgaz, petrol değil, aynı zamanda bir geçiş güzergahıdır. Yani özellikle de Çin ile Avrupa arasında malların taşınmasında, ticaretinde bu bölgeyi, bu orta koridoru biz Hazar üzerinden geliştirebiliriz. Belli çalışmalar var. Bakü limanı yapıldı. Bakü'de büyük bir elet limanı yapıldı. Bu limanla Kazakistan'ın
Aktau ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı limanları arasında bağlantılar sağlanmaya çalışılıyor. Ve önümüzdeki yıllarda Hazar üzerinden bu taşımacılığı da biz geliştirebiliriz. Artık bir orta koridor ciddi bir rekabet gücüne kavuşabilir. Bu Türkiye ekonomisi açısından da önemlidir. Azerbaycan ekonomisi açısından diğer Türk cumhuriyetleri açısından ve Batı içinde, Çin içinde önemlidir. Onlar da yine birbiriyle ilişkilerini çeşitlendirirler. Hem Rusya üzerinden, hem güneyden İran üzerinden, hem de bu orta koridordan kendi ilişkilerini sağlamış, karadan kendi ilişkilerini sağlamış oluyorlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda ciddi bir şekilde gelişeceğini bekliyoruz. Bu bahsettiğim konularda da özellikle bu sıkıntıları da aşabilirsek, bu alanlarda da ciddi çalışmalar yaparsak, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin çok olumlu bir şekilde gelişeceğini ve her iki ülkenin ekonomisine ve bölgedeki ekonomik kalkınmaya, bölgedeki barışa çok önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum ve burada sözlerimi tamamlayarak beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tamam. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir sunum yaptınız. Çok değerli bilgiler içeriyordu. Çok da güzel toparlanmış, her yönüyle incelenmiş bir çalışmaydı. Çok teşekkür ediyoruz size. Geçmişten bugüne getirdik Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz hocam. Bakü'ye çok selamlar, sevgiler tüm öğrencilerimize, dinleyenlere ve hocalarımıza. Bizler de teşekkür ederiz. Selamlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım yine başka bir güzel akademik bir etkinlikte görüşmek üzere diyorum ve kapatıyorum ben de oturumu. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar.